Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere uzun zamandan beri söz verdiğim fakat bir türlü çekemediğim Erzurum helvası videosuyla geldim. Tüm detaylarını ve püf noktalarını anlattım. Şimdi tarife geçelim. Çelik bir tencere kullanıyorum öncelikle. İsterseniz teflon tava ya da teflon tencere de kullanabilirsiniz. 100 gram tereyağını tencereye alıyorum. Ocağın altını açıyorum. Tereyağı tek başına erirken hafif yanık oluşuyor diye üzerine sıvı yağ ekliyorum ve birlikte erimeye başlıyorlar. Sıvı yağın miktarı ise bir çay bardağından biraz eksik, bir buçuk parmak kadar eksik. Bütün malzeme listesini bilgi kutusuna yazacağım arkadaşlar. Oradan da bakıp yapabilirsiniz. Yağım eridi. İçerisine 1,5 su bardağı kadar un ilave ediyorum. Ununuzun kıvamına göre miktar değişiyor. Benim de yaptığımda bazen 1,5 gidiyor, bazen 2 gidiyor. Değişebiliyor. Şimdi ben size tam olarak miktarı söyleyeceğim. Şimdi bu miktar biraz az geldi. Ben şimdi bunun üzerine şöyle 2 yemek kaşığı kadar daha un ilave ediyorum. Ve tekrar bir kıvamına bakıyorum. Evet, kıvamı gayet güzel. Şimdi helvamı kavurmaya başlıyorum. Ocağın altını normal bir ısıya aldım. Çok yüksek ya da çok düşük değil. Durmadan karıştırarak helvamı hazırlamaya başlıyorum. Evet, ara sıra bu şekilde kıvamını göstereceğim size. Biraz kavrulduktan sonra bu kıvama geldi helva. Arkadaşlar, ben bu Erzurum helvası tarifini Instagram'da yazılı ve videolu kaynaklarda benim yaptığım şekliyle görmedim hiç. Instagram hesabımda da en çok zaten ilgi görmesi de bu yüzden oldu. Birçok yerde helva tarifi var fakat benim yaptığım renkte ve benim yaptığım kıvamda pek görmedim. O yüzden açıkçası bu tarifi hani Erzurum helvası ailemizden ve küçüklüğümüzden gelen bir lezzet olduğu için ben çok özel buluyorum. Güzel bir tarif ve bizde un helvası hep bu şekilde yapılır. Asla diğer türlü yapılmaz. Rengi, kıvamı hep aynı dokuda olur, aynı görüntüde olur. Çok şükür ben de yapabiliyorum. Helvanın son kıvamı bu şekilde arkadaşlar. Bakın, hafif yağını kustu derler. Yağını verdi. Ve bu şekilde akıcı kıvama geldi. Bu kıvama geldikten sonra dilerseniz biraz daha kavurabilirsiniz. Burada tamamen sizin göz ve damak zevkinize kalmış rengi. Biraz daha kavurursanız koyu renkli bir helvanız olur. Bu kıvamda bırakırsanız ise altın sarısı güzel renkli bir helvanız olur. Ben genelde altın sarısına yakın böyle sarı renkli bir helvayı seviyorum un helvasında. Şimdi ben kavurmayı sonlandırıyorum. Size açık renk gibi gözükebilir. Fakat şimdi kendi kendine de birazcık kavrulacak tencerenin sıcaklığıyla da. O yüzden burada ben kavurma işlemini sonlandırıyorum. Ve bu helvanın en büyük özelliği, şimdi göreceksiniz, şerbetini helva soğuduktan sonra veriyor olmamız. Yine dibinde kalanlar çok yanmasın diye kavuruyorum. İsterseniz bu aşamada tencereyi soğuk su dolu bir kabın içine tutturabilirsiniz. Daha hızlı soğuması ve altta kalanların daha fazla kavrulmaması için. Ya da benim gibi şöyle başka bir kaba helvanın tamamını alabilirsiniz. Hava zaten çok sıcak. Soğumasını hızlandırmak için ben başka bir kaba almayı tercih ettim. Şimdi başka bir kaba alıyorum. Videomu buraya kadar izleyenlerden bir ricam olacak. Yoruma bir kalp ya da bir kelebek, bir çiçek bırakırsanız burada olduğunuzu görürüm. Çok çok sevinirim yorumlarınızı görünce. Bakın, helvamı aldım cam bir kaba. Karıştırıyorum ve bunu bu şekilde soğumaya bırakıyorum. Buz hale gelecek. Tamamen buz gibi soğumayacak.
Evet, helva bakın durdukça rengi koyulaştı. Şimdi hemen şeker şerbetini hazırlayalım. 1 çay bardağı şekerin içine yarım çay bardağından biraz eksik su ilave ediyorum. Karıştırmıyorum asla. Hani eritecek kadar şekeri karıştırmıyorum. Şöyle hafif bir karıştırıp direkt helvamın içine döküyorum. Bakın burada çok önemli bir nokta var. Şu an helvanın kıvamı size çok sıvı gelebilir. Fakat hiç sıvı değil. O kavrulmuş bu şekeri çok güzel bir şekilde çekecek ve kıvamlı bir hal alacak. Hiç merak etmeyin. Israrla karıştırmaya devam edin kapta. Bakın şu an bile size sıvı geliyor olabilir. Ama şimdi kıvamına bakın. Bu kıvama geldi. Şimdi bunu tabağa alalım. Dilerseniz kaşık kaşık porsiyon porsiyon servisi yapın. Dilerseniz benim gibi bir tabağa bastırıp üzerine düzeltin. Her türlü çok güzel oluyor. Zaten rengi görsel şölen çok güzel bir renkte oluyor. Helva yapılırsa bizde bu şekilde yapılır. Çok yağlı, çok şekerli diyenleriniz mutlaka olacaktır. O zaman helva yapmamayı tercih ederiz genellikle. Kaşığın arkasıyla dümdüz yapıyoruz üstünü. Benim küçüklüğümden beri annemin ve teyzemlerin, komşu teyzelerin yaptığı süsleme şekliyle yapıyorum ben. Ve Instagram hesabımda bunu çok çok görüyorsunuz. Bu şekilde bir sunum hazırladım. Videomu izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmanızı ve videoma ufak da olsa yorum bırakıp beğenmenizi rica edeceğim. Helvan bu şekilde. Yepyeni videolarda ve yepyeni tariflerde buluşana dek hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet olun.